Balya ilçesine bağlı olan Kayapınar köyündeyiz. Biz bu köyü çok beğendik. Burada satılık 9.984 metrekare. Yani neredeyse 10 dönüm satılık tarlamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Tarlamızın yanına gördüğünüz gibi araçla çok rahat bir şekilde gelebildik. Burası resmi kadastro yolu ve bağlı bulunduğumuz köyden yola çıktıktan sonra aslında kuş uçumu 700 metre uzaklıkta ama yoldan dolandığımız için yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir arazi burası. Hemen yanı başımda tarlanın hemen köşesinde bir tane köy çeşmesi var. Zaten bu yol boyunca sürekli 50 metre 100 metre aralıklarla çeşmeler de var. Az önce orada abiler yeni bir çeşme daha inşa ediyorlardı. Yeraltı su kaynakları çok çeşitli bir bölge burası. Hemen karşı tarafımız orman alanı. Burası resmi kadastro yolu. Ben kameramı alayım. Şöyle bakın resmi kadastro yolu. Şurada evler falan var. Burada bir tane daha ev var. Ağaçlardan gözükmüyor. Yaklaşık aramızda 500 metre mesafe var. Bakın burası resmi kadastro yolu. Şurası orman parseli. Şu dar alan. Bakın şu ağaçların şu tarafı. Orman parseli. Kimseye ait değil. Resmi yoldan şöyle buraya geçiyorum. Bakın hemen yoldan şöyle geçtim. Burası 9.984 metrekare tarlamız. Muhteşem bir doğanın içerisinde. Şöyle devam ediyorum. Kayapınar Göleti. Kayapınar Göleti'ne de 500 metre uzaklıkta yerimiz. Hemen şurada bir köyün daha manzarasını görüyorsunuz. Şöyle ilerliyorum. Doğası hiç bozulmamış bölgeler burası. Kayapınar Köyü'nün Balya merkeze, Balya ilçe merkezine uzaklığı 15 kilometre. Asfalt yol üzerinden geldik. Kısa bir mesafeyi toprak yoldan devam ettik. Belki buradan göleti de görebiliriz diye umuyorum. Aşağısı. Şöyle sınırlardan bahsedeyim. Hazır üst konumdayken. Bakın. Şu bulduğum yerden kesiyorum bir bakar mısın? Şöyle mi kesiyor? Böyle şu ağacın oradan böyle gidiyor. Sen tam şeydesin. Bakın tarlamızdan girdik. Net sınırları bahsediyorum. Bakın şu ağaçlar var ya. Bu tarafa. Şuradan şöyle çitlere doğru. Buradan şu kısım. Aşağısı da şu şekilde geliyor. 9.984 metrekare, yani neredeyse 10 dönüm satılık tarlamız. Karşısı hem çam hem meşe ormanları. Şu arazimizin şu ardı da orman alanı. Hayvancılık için çok çok uygun bir yer. Su sorununuz yok. Burada elektrik yok. Burada elektriği güneş paneliyle sağlayacaksınız. Burada rakım çok yüksek değil, 150 metre. Bakın buralar falan hep düz. Hani makineli tarıma, kullanıma, hayvancılık yapımına çok uygun bir yer. Eğim yormuyor. Doğanın içerisinde bir yer. Ben Balya Kayapınar Göleti'nin drone çekimleri var. Onları bulmuştum. Onları da bu videoya eklerim. Gölet tam yani 500 metre ileride şu tepenin ardında kalıyor. Bir de şu sayayı görüyorsunuz. Sayının hemen arkası 2113 metrekare. Orası da satılık. Orasıyla da biz ilgileniyoruz. Çok uygun fiyatlı orası da. Oranın videosunu da ben YouTube'a yükleyeceğim. Siz de zaten videosunu görürsünüz. Şöyle birkaç tane çam ağacı var arazinin içerisinde. Meşe ağaçları var. Bunlar yabani ağaçlar. Hali hazırda herhangi bir meyve ağacı yok burada. Ama şuradaki evlerin oraya gittiğimi söylemiştim. Orada ben zeytin, birçok çeşitli meyveyi de ektiklerini gördüm. Toprak verimli bir toprak yapısına sahip. Ben 10 dönüm
satılık tarlamızın fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından ve sol üst köşeden iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Satılık tarlalar, köy evleri, arsalar, çiftlikler anında size video yüklediğimize dair bildirim gelecektir zaten. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.